Merhaba arkadaşlar, Azı Var Çoğu Yok kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Kürk Bantolu Madonna kitap özetini anlatacağım. İyi seyirler. Rasim Bey şirkete işe başladığında Raif Efendi adında bir oda arkadaşı oluyor. Aynı odada birlikte görev yaptıkları Raif Efendi çevirmenlik yapmaktadır. Onun hakkında oldukça içi kapanık ve duygusuz biri olduğu söylentilerinden haberdar olan Rasim, geçen onca haftaya rağmen gerçekten de aksini görememiştir. Kendisi de Raif Efendi'nin hissiz ve tek düze bir insan olduğunu düşünmeye başlar. Hiçbir insani tepki vermeyen Raif Efendi'nin bu halleri bazen Rasim'in sinirlenmesine dahi yol açar. En dikkat çekici, hatta tek ortak yanları kendi yaşadıkları çevreye ve insan kalabalıklarına olan yabancılaşmalarıdır. Rasim, 20'li yaşlarda işten çıkarılınca işsiz dolaşan bir gençtir. İşsiz kalmanın yarattığı sıkıntılar baş gösterirken tesadüf eseri eski arkadaşı Hamdi ile karşılaşır. Kendi çalıştığı yerde yönetici olan Hamdi isteği üzerine Rasim'i işe aldırır. Maaş pek yeterli olmasa da Hamdi'nin şimdilik başka şansı yoktur. Ankara'da yaşamak hele hele işsizken oldukça zahmetlidir. İşverenin müdür yardımcısı olan Hamdi bir çevirinin gecikmesi üzerine Raif Efendi'ye oldukça kızar. Bu durum karşısında her zamanki gibi sessiz kalıp susmuştur Raif Efendi. Fakat bu kez Hamdi Bey'in bir resmini yapar. Bu resmi gören Rasim ise Raif Efendi hakkında belki de ilk kez alışılmışın dışında bir şeyler düşünür. Resmi çok beğenmiştir ve başarılı bulmuştur. Rasim bunun ardından Raif Efendi artık Rasim'in gözüne daha farklı ve ilgili uyandırıcı biri gelmiştir. Günlerden bir gün Raif Efendi daha önce yaşadıklarına benzemeyen ciddi bir hastalık geçirmektedir. Geçen zaman bütün monotonluğuna rağmen Rasim'i Raif Efendi'ye yakınlaştırmıştır. Onda ilgi çekici bir yan, belki de bir gizem aramaya başlamıştır. Göründüğü kadar pasif biri olamayacağını ve bir hikayesi olduğunu hissetmektedir. Hastalık iyice can sıkıcı bir hal alınca Raif Efendi, Rasim'den iş yerinde bulunan hatıra defterini getirmesini ister. Ertesi gün defter eline ulaşınca Rasim'e onu sobaya atmasını söyler, fakat Rasim, Raif Efendi'yi ikna ederek defteri okumak istediğini söyler. İlk başta kabul etmeyen Raif Efendi sonrasında ikna olur. Şimdi yeni bir sayfa açılmıştır artık onun hikayesinde. Belki de bir fırsat olmalı bu. Son nefesini vermeden önce Raif Efendi'nin gerçekte kim olduğunu anlama fırsatı. Hatıra defterinde Raif Efendi'nin aslen Havronlu olduğu ve içe kapanık bir çocukluk geçirdiğini yazmaktadır. Yalnızlığını kitap ve resim yardımıyla gidermeye çalışmıştır. Önce İstanbul'da güzel sanatlarda okumaya başlamış, burada eğitimini bitirmeden babası tarafından Almanya'ya gönderilmiş. Orada sabunculuk öğrenmek için bir fabrikada işe başlamış. Bir yandan bir pansiyonda kalmaktaymış. O yaşta Avrupa'ya giderek aslında hayalini de gerçekleştirmiştir. Fakat onun esas ilgi alanı sabunculuk değil, sanattır. Resim sergilerini gezen Raif bir gün Kürk Mantolu Madonna adlı tablodan oldukça etkilenmiştir. Öyle ki pek çok kez sadece bu tabloyu görmek için sergiye gitmiştir. Bir gün tablonun sahibi Maria Puder onun yanına gelir ve tanışırlar. Şaşkınlığını gizleyemeyen Raif kekelemeye başlar. Fakat onun tabloya ilgisi oldukça açıktır. Günlerce gelmiş ve aynı tabloyu film izler gibi seyretmiştir. Artık Maria Puder'le tanışmış olan Raif ona aşık olmuştur. Birlikte zaman geçirip eğlenirler. Maria da oldukça kendisine has bir insandır. Tıpkı Raif gibi çevresine yabancılaşmış ve özellikle erkeklere karşı güvensizdir. Bir yılbaşı günü güzel bir günün ardından birlikte olurlar. Fakat ardından Maria Puder'e Raif'e aşık olmadığını hissettiğini söyler ve bir müddet görüşmezler. Ayrı geçen günler Raif Efendi için oldukça çekilmez gelmiş ve bir gün Maria Puder'in yanına gittiğinde onun hastalandığını öğrenmiştir.
Bunun üzerine hastaneye gider ve ilk gece dışarıda bekler. Ardından gelen günler Maria Puder'in bakımıyla ilgilenir. Raif'in bu ilgisi ve özverisi Maria ve onu tekrar yakınlaştırmıştır. Bir gün memleketten gelen telgraf Raif'in babasının öldüğünü yazar. Acilen Havron'a dönmesi gerekmektedir. Maria bu durumu anlayışla karşılar ve vedalaşırken ona güven verir. Beni çağır. Nereye dersen gelirim Raif der. Bunun ardından Raif memlekete gidip işleri yoluna koyacak ve Maria'yı çağıracaktır. Bir müddet mektuplaşmaları sürer. Raif bir yandan da babasının ardından işleri yoluna koymaya çalışmaktadır. Ama onun aklı hep Maria Puder'de kalmıştır. Kürk mantolu Madonna'sında. Bir zaman gelir ve Raif mektuplarına cevap alamaz. Gönderdiği mektuplar aynı adrese geri gelmeye başlar. Çok acı çeken Raif aldatıldığını düşünür ve ümidini kaybeder. Gerçekte sevmediği birisiyle evlenir ve çocukları olur. Yıllar geçip giderken Raif'ten bir şeyleri alıp götürmüştür. Belki de bir şeyleri değil, onun her şeyini almıştır geçen zaman. Onu yaşayan bir ölüye, kendisini tanıyan herkesin düşündüğü gibi hissiz bir robota çevirmiştir. Belki de zaman değil de onu bu hale sokan, kürk mantolu Madonna'sını yitirdiği an bitmişti. Onun için gerçek yaşam, o andan sonra aslında ne kadar yaşadığı ve zamanın onu nereye götürdüğünün pek bir önemi yoktu. Çünkü o zaman tünelinde bir yerlerde kalmıştı. Fiziki varlığı sürüyor, nefes alıyor fakat gerçekte yaşamıyordu. Hayatında ilk kez güvenmiş ve güveni boşa çıkmıştı. İlk kez sevmiş ve aldatılmıştı. En sevdiğinin bu yaptığı karşısında o tüm insanlığa sırt çevirmiş ve ümidini yitirmişti. İnsanlar ona ne verebilirdi ki? En sevdiği, en güvendiği çekip gitmişken diğer insanlarla nasıl insani ilişkiler kurabilirdi ki? Nasıl güvenebilirdi? İşte böyle düşünüyordu Raif. Yıllar sonra Ankara'da daha önce Almanya'da aynı pansiyonda kaldığı bir Alman kadınla karşılaşır. Kadın aynı zamanda Maria Puder'in akrabasıdır. Yanında küçük bir kız çocuğu vardır kadının. Raif Efendi yıllar sonra eline geçen fırsatı kaçırmak istemez. Belli belirsiz sorularla Maria Puder hakkında bir şeyler öğrenmek ister. Kadın ona Maria Puder'in 10 sene önce ciddi bir hastalık geçirdiğini söyler. O esnada hamile olan Maria tüm risklere rağmen çocuğu doğurmak istemiş ve doğum sırasında hayatını kaybetmiştir. Maria bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir ve babasının bir Türk olduğunu öğrenir. Raif kadından dönüp kendi kızına bakar. Az sonra tren hareket eder. Kendi kızı kadınla birlikte gözlerinin önünden çekip giderken Raif döner ve yaşadıklarını siyah kaplı defterine tek tek yazar. Rasim defteri okuyup bitirdiğinde Raif Efendi'nin gerçek yaşamından haberdar olur. Onun iç dünyasını keşfeder. Ertesi gün defteri sahibine geri getirdiğinde Raif Efendi'nin öldüğü haberini alır. Ailesi böyle söyler. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz eğer abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.